Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir zar tasarımı yapacağız. Geçen sefer bu cepli dosyayı yapmıştık. İşte antetli kağıdını yaptık, kartvizitini yaptık, logosunu yaptık. Bu sefer de zarfını yapacağız. Bundan sonra bir de bunun çantasını yapmayı planlıyorum. Bu sıralar bu emlak falan, emlak olsun, inşaat firmaları olsun, çanta da kullanıyorlar. Çünkü insanlara bu kadar şey verince işte katalog falan da veriyorlar. Katalog tasarımı yapmak istiyorum da. Hani en fazla kapağını yaparız, bir de iç tasarımını yaparız. Çok manasız olur diye düşünüyorum ama yine de bir bakabiliriz o konuya. Araya bir boşluk da vermek istiyorum, aynı zamanda başka bir şey de yapasım var. Ama önce zarfı yapalım. Şimdi zarfı şöyle yapıyoruz. Zarfların ölçüsü standart. Bunu açık halinde yapabilirsiniz. İşte normal kapalı haline de baskı yapabilirsiniz. Kapalı halinin baskısı diğerle hemen hemen aynı olabiliyor. Bazı matbaalarda, bazı matbaalarda arada fark da olabiliyor. Yani şöyle bir 50-100 lira kadar bir fark oluyor. Çok fark yok ama şey de fark ediyor. Renk sayısı da fark ettirebiliyor. Onu da anlatacağım. Şimdi zarfın ölçüsü normal. İşte 105'e 240. Bu sizin evinize gelen faturaların ölçüsü. Faturadaki zarfların ölçüsü. Gerçi artık o da gelmiyor. E-faturaya geçtik. Ama yine de böyle şeyler var. Şimdi zarfa da şuradaki gibi desenlerden kullanacağım. Şu logoyu kullanabilirim. Ya da tamamen zeminini kaplayamıyoruz zarfların. Öyle bir sıkıntısı var kapalı olanları. Bu evinize gelen zarflarda tamamına baskı yapılıyor. Onlar da istediğiniz gibi zeminini kaplayabiliyorsunuz. Fakat bu siz matbaaya zarf diye gönderdiğiniz zaman, hani normal standart zarf olarak gönderdiğiniz zaman, tek yüzüne baskı yapıp gönderiyor adam. Onun tasarımını yapacağız. Bir önceki zarflarda da aynı şeyi yapmıştık. O yüzden bunun bazı garip kuralları var. Şimdi o kurallar neler? Mesela şuradan şu sağ tarafta da tuşları görebilirsiniz. Cetveli açalım. Şöyle en üstten aşağıya doğru 1,5 santim kadar bir boşluk bırakmanız gerekiyor. Buraya hiçbir şekilde baskı yapılmıyor. Daha sonra aynı şekilde bu kesim payları olması gerekiyor. Ama bu kesilmiyor. Buraya baskı yapılamayabilir. O yüzden renk olabiliyor ama buralardan uzak durmakta fayda var. Hani sonuçta hazır bir şey olduğu için hafif kaymalar falan olabilir. Yani bunda kayma problemi oluyor matbaa baskı makinesinde. Böyle bir tık bir milim sağ, bir milim sola gibi kaymalar olabilir. O yüzden buralara sadece zemin veriyoruz. Yazıları koymuyoruz. Ne olur ne olmaz. Hani dibine yanaşmasını zaten istemiyorduk. Bunu şöyle yapabiliriz aslında. Şöyle şu zemini, şuradaki renkleri alayım. Bu logoyu da alayım. Şu iletişim bilgilerini de alalım. Şuradan sıralı birkaç tanesini alayım. Şöyle. Buraya getirelim. Şimdi şunu şöyle kenara alalım, görelim bunu. Şöyle birazcık küçülteyim. Bunu ve bunları şöyle yatay konuma getirelim. Şurada görelim. Önce zeminimizi yerleştirelim. Siyahtan gidiyorduk. Siyaha devam edelim. Hani kesik olanda siyah devam ediyoruz. Hani öyle bir şey yapıyoruz. Yani cepli dosyada öyle yaptık. Kartvizitte zemin kullanmıştık. Hatırlarsanız o da güzel olmuştu. Kartvizitte kesik kullanmak istemedim. Hani şöyle, hani şunu kullanmak istemedim kartvizitte. Gerek yok. Farklı farklı olsun. Burada da aynı şekilde cepli dosyada yaptığımız gibi hani şurasına logoyu yerleştirebiliriz aslında, ama
bunda da birazcık bir tık daha hani daha farklı, hepsinde aynı şeyi kullanıp geçiyormuş gibi olmayalım. Şöyle şunu da unutmayayım aradan. Ya da birazcık bunlar büyük olsunlar, öyle çok da küçültmeyeyim. Şöyle üst katmanı getirelim. Şuradan şöyle hizalayalım. Ya dediğim gibi burada çok büyük problem olmuyor hani hazır olduğu için. Diğerinde bundan sonraki videoda da açık halini yapabiliriz ya da önce çantayı yapabilirim, sonra açık halini yapabilirim. Çünkü onu da görmenizi istiyorum. O birazcık farklı bir şey, güzel bir şey aslında. Şunları da alayım ben, çok büyük oldular. Şöyle grupluyorum bu arada. Hani hizalıyorum ya, şöyle dağılmasınlar, birbirlerinin üstüne binmesin diye grupluyorum. İşimi biraz kolaylaştırmış oluyor, hızlandırmış oluyor. Yani elimle hizalamaktansa. Şimdi zarfta aslında siyah kullanmasak daha iyi olur. Çünkü bunun üstüne yazı da yazacağız. Hani diğer adamın adresini falan da yazma ihtimalimiz var. O yüzden buna böyle yarım yapayım ben. Şuradan beyaz yapayım bunu. Şurayı şuradaki turuncudan. İletişim bilgileri de bu kısımda olsun. Şöyle beyaz yapalım. Bu tür şeylere de dikkat etmek gerekiyor. Şu an işte şey olsun, adres yazacak. Hani adres yazacak şey değil. Hani ne olur ne olmaz. Tabii bizim burada adreslerimiz hiç yazmıyor. Niye bilmiyorum. Öbürlerinde de hiç, işimizde de hiç adres yazmadık. Şöyle adresimizi yazalım. Şöyle kısaca yazalım, böyle uydurmasın bir adres. Maksat hani şey olsun, yani var. Zaten öyle gerçeği yansıtan bir şey yapmıyoruz sonuçta. Aslında bu desenler daha küçük olabilir, daha derli toplu olabilir. Şunu küçültmek istiyorum. Bu kadar yer kaplamasına gerek yok. Bunlar da birazcık şöyle ortada olabilir. Sonuçta bu bizim gönlümüzün istediği gibi bir tasarım. Hani böyle bir önemi yok yani. Burayı buradan makine şöyle tutup aşağı doğru çekiyor ya da kendine doğru çekiyor. Burası makas payı dedikleri kısım. O yüzden buraya baskı yapılamıyor. Yapılsa bile sorun olabilir. O yüzden buraya pek bulaşmamak lazım. Hani 1,5 değil 1 santim kadar filan burası. Ama işte dediğim gibi buraya baskı yapamıyoruz. Bunu uzatabiliriz. Hani şöyle şuraya sadece adres ve iletişim numarası yazacağız. Nereye iletileceğini göstermek için. Şöyle olabilir aslında. Hani çok da şey değil. Birazcık geniş yapalım. Ne olur ne olmaz. Belki bir not falan yazılmak istenir. Ya da şöyle yapabiliriz. Sadece logonun olduğu kısım siyah. Şöyle. Aynen böyle daha güzel oldu bence. Şöyle bunları da buraya ortalayayım. Bu yazıyı da buraya ortalayayım. Aynen. Bunun altı da farklı bir renk olsun. O da şöyle mavi, kahverengi,
Mavi. Mavi güzel. Mavi olsun. Bunu da bu şekilde değerlendirelim. Şunların rengini hiç değiştirmiyorum. Yani belki bazı işlerde falan değiştirebilirsiniz. Ama böyle birbirinin içine geçiyor olması da gayet hoş görünüyor. Benim hoşuma gidiyor en azından. Bunu da bu şekilde yazıları konverteyip şöyle anahtar oluştur deyip şu şekilde konvertledikten sonra matbaaya gönderebilirsiniz. Tabii ben öyle kaydetmeyeceğim için geri aldım. Hani farklı renkler deneyebilirsiniz, farklı şeyler yapabilirsiniz. Bu böyle basit şeyin tasarıma uygun renkler ve desenler yapmanız gerekiyor. Bizim desenimiz hazır, logoların kendisi hani çeşit çeşit logomuz var. Hani 3 farklı çeşitli logo yaptık. Hepsi birbirine yansıtıyor yani bunu gördüğünüzde de hani yan yana birkaç defa görmüş olsanız aynı iş dersiniz. Böyle bir tasarım yapmak istedim. Bunu bir yerde görmüştüm, birkaç tane benzer tarzda logo yapıldığını görmüştüm. Hoşuma da gitti. Nitekim Adidas da mesela bazen 3 çizgiyi bazen de bu çiçeğe benzeyen, lotus çiçeğine benzeyen logosunu kullanıyor. Yani bunun gibi şeyler kullanılabilir. Gayet hoş duruyor. Aynı zamanda böyle desen de yaptım. O da gayet güzel duruyor. Böyle desen yapılmış halini de görmüştüm. Farklı bir firmanın. Hani Adidas gibi değil de daha farklı, daha şey, küçük bir firma da olabilir. Emin değilim. Bence gayet güzel, şık bir tasarım oldu. Bunun bir de açık tamamına baskı yapılan hani bu elinizde gelen işte o banka ekstrelerin falan geldiği gibi böyle her tarafının baskılı olduğu zarfın tasarımını yapacağız bir de. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Merak ettiğiniz, aklınıza takılan hani anlamadığınız bir şey olsa aşağıda yorumlarda yazarsanız elimden geldiğince cevaplarım. Abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin.